Nasıl ki dünyanın atmosferindeki değişimler bizler için önemli ise uzayın iklimi de o derece önemlidir. Uzay ikliminde dikkate almamız gereken en önemli cisim burnumuzun dibindeki güneştir. 1,5 milyon kilometre çapında aşırı ısıtılmış bir gaz top. O nedenle güneşin doğasını çok iyi anlamak zorundayız. Nevi şahsına münhasır gelecek uzayda video serisinin bu bölümünde güneşin leke çevriminden ve bize olan etkilerinden bahsedeceğim. Ayrıca dünyanın manyetik alanındaki son değişimlerde bir diğer konumuz olacak. Karanlığa güneş gibi doğan program Gelecek Uzay'da başlıyor. Uzayın iklimiyle ilişkili bazı olgular var. Bunlar atmosferimizde gördüğümüz auroralar. Bir gün Norveç'e gidersem nedeni kesinlikle bu olacak. Güneşte gerçekleşen koronal kütle atımları, güneş rüzgarları, güneş kaynaklı radyasyon fırtınaları, dünyanın etrafını saran Van Allen radyasyon kuşakları ve dünyanın iyonosfer tabakası gibi daha birçok konu uzay iklimini ilgilendiren konulardır. Ölümcül uzay boşluğu içinde manyetik alan ve atmosfer kalkanlarına sahip bir gezegen üzerinde yaşıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İşte bu nedenle uzayın iklimini iyi anlamak, dünyanın gelecekteki akıbetini anlamak açısından çok önemlidir. Güneşin fotosfer adını verdiğimiz yüzeyi pürüzsüz gibi görünse de yakından bakınca durumun öyle olmadığı ortaya çıkar. Güneşin en detaylı görüntüsü videosunda yıldızımız güneşin yüzeyi hakkında daha fazla bilgi vermiştim. Bu videonun açıklama kısmında linki mevcut. Uzun yıllardır yapılan gözlemler güneşte ortalama 11 yıllık döneme sahip bir leke çevrim olduğunu göstermiştir. Ortalama her 11 yılda leke sayısı maksimum ulaşır. Sonra sayı giderek azalır ve nihayetinde bir an gelir ki güneş yüzeyinde hiç leke görülmez. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında güneş leke sayısı bakımından sakin bir evrede bulunuyor. Sakin evreden kastım leke sayısının minimum olduğu evredir. Peki lekeler nasıl oluşur? Ve güneşin etkinliği ile bir bağlantısı var mı? Güneşin yüzeyinde gözlenen lekelerin güneşin iç yapısı, dönme hareketi ve manyetik etkinliği ile bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Bir lekenin ömrü birkaç günden birkaç aya kadar değişebilir ancak eninde sonunda hepsi yok olur. Ve sonra yeni bir leke çevrimi başlar. Leke çevrimi 3 aşağı 5 yukarı 11 yıl sürse de her çevrimdeki leke sayısı aynı değildir. Bazen çok fazla sayıda leke oluşabilir. Güneşin artı eksi 30 derece kuzey ve güney enlemlerinde doğan lekelerin sayısı giderek artmaya ve ekvator bölgesinde yoğunlaşmaya başlar. Ekvator bölgesinde sayıları tekrar giderek azalır ve nihayetinde yok olurlar. Eğer bu hareketi bir grafiğe dökersek karşınıza kelebeğin kanatlarına benzer bir diyagram çıkar. İşte bu nedenle buna kelebek diyagramı deriz. Biz astrofizikçiler gök cisimlerine ve kozmik fenomenlere havalı isimler vermeyi çok seviyoruz malum. Lekelerin boyutu birkaç kilometreden dünyanın 10 katına kadar ulaşabilir. Lekeler çevrelerine kıyasla yani yaklaşık 6000 derece sıcaklığındaki fotosfere kıyasla daha soğuk bölgelerdir. Lekelerin sıcaklığı yaklaşık 3000-4500 derecesinde değişir. Yani lekelerin karanlık görülmesinin nedeni gerçekte kar olduklarından değil, etrafını saran fotosferle aralarındaki sıcaklık farkıdır. Nitekim yüzeyinin sıcaklığı güneş lekelerinin sıcaklığı eşit olan bir yıldız dolunaydan daha parlak görünürdü. Yani lekeler karanlık göründüğü için onların soğuk olduğunu veya güneşin merkezine ulaşan dipsiz kara çukurlar olduğunu düşünmeyin. Güneşin leke çevrimi arttığında manyetik etkinliği de artar. O nedenle leke sayısının maksimum olduğu dönemlerde daha fazla koronel kütlatımları veya fışkırmalar görmek olasıdır. Bu kütlatımı ve fışkırmalar saniyede binlerce kilometrelik bir hıza ulaşabilir. Kütlatımının şiddetine bağlı olarak eğer böyle bir olay dünyaya hedef alırsa ciddi sorun yaşayabiliriz. Ancak şanslıyız ki dünya görünmez bir kalkan ile korunuyor. Zaten böyle bir kalkan olmasaydı en azından yüzeyde bir canlılık olamaz derhalde. Dünyayı saran manyetik alan uzaydan gelen yüklü parçacıklardan bizi korur. Bunun nedeni dünyanın dev bir mıknatıs gibi davranmasıdır. Aslında durum bu kadar basit değil ancak durumun kolayca zihinlerde bir resim oluşturabilmesi için şimdilik dünyayı dev bir mıknatıza benzetmekte bir sakınca yok. <laughs> manyetik alan bir kalkan gibi bizi korusa da güneş etkinliği umulandan çok fazla olursa öncelikle dünya etrafında bir yörüngede dolanan yapay uydular sonra ise yeryüzündeki yüksek gerilim atları ve trafolar bu durumdan kötü etkilenebilir. Gördüğünüz gibi güneşi çok iyi tanımalıyız. Nihayetinde bu bir ölüm kalım meselesi. Şimdi gelin önemli bir diğer ayrıntıdan manyetik kutup ile coğrafi kutup arasındaki farktan bahsedelim. Hatta üçüncü bir kutup jeomanyetik kutup var. Öncelikle bu farklı simlendirmeler ne anlama geliyor? Gelin bir bakalım. Coğrafi kutup. Dünyanın dönme ekseninin hayali çıkış noktalarıdır. Yani ekvator düzlemine dik olan dönmekselinin kuzey ve güney kutuptan çıkış noktalarıdır. Manyetik kutup. Manyetik alan çizgilerinin dünya yüzeyine dik olduğu noktalardır. Jeomanyetik kutup. Dünyayı klasik bir mıknatıs gibi düşünürsek mıknatısların ucunu en iyi temsil eden noktalardır. Manyetik alan çizgileri kuzeyden güneye doğrudur. Yani pusulanın ucu manyetik güneyi gösterir. Dünyanın manyetik güney kutbu coğrafi kuzey kutba çok yakın olduğu için pusulanın ucu aynı zamanda coğrafi kuzeyi gösterir. Ancak manyetik kutuplar sabit bir yerde durmuyor. Öyle görünüyor ki dünyanın manyetik kutupları son 80 milyon yılda 150'den fazla yer değiştirdi. Manyetik kutupların yer değiştirmesi çok uzun ölçeklerde gerçekleşiyor ve dünya yüzeyindeki kitlesel yok oluşlar manyetik kutupların yer değiştirmesiyle alakalı değil. Bu güzel haber. Muhtemelen tüm canlılar gibi bizlerin de manyetik kutuplar yer değiştirirken gerekli önlemleri almak için yeterince vaktimiz olacak. Manyetik kuzey kutup Kanada'dan ayrılıp Sibirya'ya doğru hareket ediyor. Yılda maksimum 50-60 km hızla. Yani bir yıl boyunca durmaksızın ilerleyen bir salyangozdan sadece iki kat daha fazla yol alıyor. Bu çok yavaş gibi görünse de manyetik kutuplar için bu aslında hızlı bir hareket. Dünyanın manyetik alanı, Van Allen kuşakları ve güneş etkinliği ile ilişkili başka bir olgudan bahsedip bu bölümü sonlandıralım. Van Allen kuşakları iki kuşaktan oluşur. Birinci kuşak yer yüzeyine nispeten daha yakındır ve yüzeyden ortalama 600-800 km yükseklikten başlar. Uzun süredir elde edilen veriler Güney Amerika ve Güney Atlantik okyanusu üzerinde manyetik alanın giderek zayıflayan bir bölgesi olduğunu gösterdi. Dahası bu bölge Güney Atlantik okyanusu üzerinde bir yayılım gösterip ikinci bir loba ayrılıyor. Buna Güney Atlantik anomalisi deniyor. Bu nedenle güneşten gelen zararlı yüklü parçacıklar gereğinden fazla dünya yüzeyine yaklaşabilir. Şu an için sadece yapay uyduları tehdit eden bu gelişme gelecekte bizleri de tehdit edebilir. Güneş rüzgarları yani tehlikeli yüklü parçacıklar bizler için ölümcül olsa da atmosferde harika görüntüler oluşmasına neden olur. Kuzey ve güney ışıkları dediğimiz auroraların en iyi gözlenebileceği yerler kuzey yarı kürede Norveç ve Alaska, Güney kürede ise Yeni Zelanda ve Avustralya'dır. Ve öyle görünüyor ki 2024-2026 yılları arası kuzey ve güney ışıklarını görmek için ideal bir zaman aralığı. Nitekim o dönem güneş etkinliğinin maksimum ulaşmasını bir başka deyişle leke sayısının maksimum olmasını bekliyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Sizi evrende bir yolculuğa çıkaran nevi şahsına münhasır Gelecek Uzay'da video serisinin 15. bölümünü böylece bitirmiş olduk. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Unutmayın Gelecek uzayda. Ve lütfen sağlığınıza dikkat edin. Maske takın, mesafenizi koruyun ve ellerinizi düzenli yıkayın. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <gülüyor> <gülüyor> What? What did you say? Manyetik kutupların yer değiştirmesi çok üzgün ölçeklerdi. Çok üzgün ölçeklerdi o kadar. <laughs>